Merhaba arkadaşlar örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bakın böyle görmekte olduğunuz bu güzel bebek tulumunun anlatımını yapmak istiyorum. Manken bebeğimin üzerinde görün istedim. Bakın bu şekilde güzel bir bebek tulumu. Bu manken bebeğim 3 aylık bebek ölçüsünde bir bebek. Siz de tulumu yaparken ona göre yaparsanız güzel olacaktır. Bakın Arka görüntüsü de bu şekilde duruyor. Böyle güzel bir de bakın şapkamız var. Şapka yapmak isteyen arkadaşlar için ben bu şapkanın anlatımını da YouTube kanalımda var arkadaşlar. Bu takıma takım olarak yapmak isterseniz bakın bir de böyle eldivenlerimiz var. Bebeğin elini sıcak tutacaktır. Örgüsü çok kolay. Bir saat sürmeyecek yapılışı arkadaşlar. Şapka yerine saç bandı yapmak isterseniz bakın bir de böyle güzel saç bandımız var inci modelli saç bandı Biz bugün bu güzel bebek tulumumuzu yapacağız Tulumun örgüsüne bacak örgülerinden başlıyoruz İlk önce bakın bu Bacak bölümünden Kısa trabzanlar yapıyoruz Bacak yüksekliği yapacak olduğumuz bebeğin büyüklüğüne göre değişmektedir Ben bugün 3 aylık bebek ölçüsünde anlatıyorum siz isterseniz bacak örgüsünü daha çok sayıda zincir ile başlayıp bacak boyunda istediğiniz uzunluğa kadar örersiniz. Diğer yerleri benimle aynı şekilde yaparsınız. Sadece gövde örgüsü benim yaptığım ölçüden biraz fazla olacak sizden. Yeni doğduğu andan itibaren kullanılabilir bir ölçü arkadaşlar. İlk doğduğu zamanlar bakın bu bacak örgüsünü biraz geriye bükerek kullanabilirsiniz hiçbir sorun olmayacaktır. Roba bölümüne bakın ben bu şekilde çilek süslemesi yaptım. Bu çileğin anlatımı da YouTube kanalımda var arkadaşlar. Bu çileğin anlatımının olduğu YouTube linkini de bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Oradan bakarak kolayca bu çilekten yapmak isteyen arkadaşlar yapabilir. Sade olarak da kullanabilirsiniz veya kendinizin yapmış olduğu başka bir aplik çalışma yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Tulumu bebekten çıkaralım. Bir de sade olarak görelim. Bakın tulumumuzun örgüsü bu şekilde arkadaşlar. Bu askılarla bebeğimize giydirip çıkarması da kolay bir tulum. Askıyı ister düz kullanabilirsiniz, ister çapraz olarak takabilirsiniz. Tercihinize göre nasıl istiyorsanız öyle kullanabiliyoruz. Bakın çok tatlı ve çok kolay. Örgüsü çok kolay arkadaşlar bu tulumun bir günde örüp bitirebileceğiniz güzel bir tulum. Bu güzel tulumumun örgüsünde iplik olarak Nakalux Minnoş Baby ipini kullandım. Pembenin çok tatlı bir tonu bakın arkadaşlar. Ben bugün bu tulumu kız bebek için yapıyorum. Siz farklı renkler ile erkek bebekler için yapabilirsiniz. Bu aplik çalışmasını ben çilek çalışması yaptım. Siz kendinize göre farklı bir aplik yapabilirsiniz veya sade olarak kullanabilirsiniz. Kullanmış olduğum iplik üzerinde 100 gram 340 metre yazmakta. Renk numarası 230 69. Dediğim gibi siz bunu istediğiniz marka ve istediğiniz renkleri kullanarak örebilirsiniz. Tığ olarak da 3,5 milimlik tığ kullandım. Biraz büyük bir tığ arkadaşlar. Örgüm yumuşak olsun istedim. Onun için 3,5 milimlik tığ kullandım. Siz elinizin sıklığına, ipinizin kalınlığına göre istediğiniz numara tığları kullanabilirsiniz. Bugün anlatacak olduğum 3 aylık bebek tulumu için bunun gibi bir yumak ip yeterli geldi. Siz daha kalın bir ip kullanıyorsanız bir yumak yetmeyecektir. Düğme olarak da askılarına dikmek üzere 2 adet düğmeye ihtiyacımız var. Aplik çalışması da dediğim gibi kendinize göre istediğiniz gibi aplik çalışması yapabilirsiniz. Tulumun ölçülerini de size söylüyorum. Bakın genişliğini ölçüyorum. Hemen bu bakın lastik örgüsü yaptığım yerden itibaren 22 santim. Bu en geniş yerden bakın bezle takılacak oradan ölçüyorum. 24 santim biraz fazla. Yüksekliğini ölçüyorum. Bakın bacak bölümüne lastik örgüsü yaptım. Açarak ölçelim. Tam yüksekliğini ölçtüğüm zaman 36 santim. Bacak boyunun yüksekliğini ölçüyorum. 12 santim. Bu da 3 aylık bebek için güzel bir ölçü arkadaşlar. Siz de benim gibi böyle güzel bir takım yapmak isterseniz şapkanın, eldivenin ve bu saç bandının YouTube linkleri bu videonun açıklama bölümünde var. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesinde bulunan küçük üçgen şekline tıklarsanız açıklama bölümünde bulunan bu örgülerin YouTube linklerinin üzerine tıkladığınız zaman siz de güzel bir takım oluşturabilirsiniz. Hazırsak hep birlikte bu güzel tulumumuzun örgüsüne başlayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olup zil şeklinde aktif konuma getirirseniz bundan sonra yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olacaktır. Örgüye başlamadan önce minik bir de hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Videolarımın bazılarına dilimizi anlamayanlar için altyazılar oluşturuyorum. Siz izlediğiniz videoda bu yazıları görmek istemiyorsanız ayarlar bölümünden altyazıları kapalı konuma getirebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. İyi izlemeler. Tulumun örgüsüne ilk önce bacaklarını örerek başlayacağız bacaklarını örgüsünü bitirdikten sonra birleştireceğiz gövde örgüsüyle devam edeceğiz bir bacak örgüsü için 40 zincir çekiyorum bakın şu şekilde ilk ilmeği oluşturuyorum 1 2 3 40 zinciri çektim bu zincirin kaç santim olduğunu ölçüyorum bakın başlangıca sıfır noktasını tutuyorum bitirmiş hali 20 santim 20 santimlik zincir uzunluğumuz var şimdi bunu birleştireceğiz bakın bir halka yapacağız şu şekilde düzgün gelmesine dikkat ediyorum İlk ilmeğe tığın ucunu takıyorum ipi alıyorum bakın ilmeğin üzerinden geçirdim tığın üzerindeki ilmekten de geçiriyorum kaydırma tekniği yaparak burayı kapamış olduk bir zincir çekiyorum bu sırayı kısa trabzanlar yapacağız. Tulumun örgüsünü kısa trabzanlar yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın kısa trabzanı şöyle yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Trabzan yapıyor gibi. Takip eden ilk ilmeğe tığı takıyorum. İpi alıyorum. Çekiyorum. Bir defa da içerisinden geçirdim. Bakın. İpi alıyorum. ikinci ilmeğe tığı takıyorum. Bir defa da aldım. Çekiyorum. İpi aldım takip eden ilmeğe tığ takıyorum bir defa da çekiyorum bu şekilde devam ederek zincirlerin üzerine 40 tane kısa trabzan olarak dolduralım bakın bu şekilde yapıyorum Bakın her ilmeğe birer defa kısa trabzan yaparak doldurdum. İpi tığın üzerine almadan bu ilk bir zincir çektiğimiz yer vardı. Bunun tepe noktasına bakın tığı takıyorum. ipi alıp içerisinden çekiyorum. Tığın üzerindeki ilmeğin içerisinden de geçirdim. Kaydırma tekniği yaparak burayı kapamış olduk. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Örgüyü çevirerek göreceğiz arkadaşlar. İpi tığın üzerine alıyorum bu ilk gördüğüm bakın bu ilmek üzerine yine kısa trabzan yapıyorum şu şekilde ipi tığın üzerine alıyorum takip eden bakın bu ilmeğe kısa trabzan yapıyorum örgümüzü bu şekilde devam ettireceğiz artık Sıra sonuna kadar devam edelim aynı şekilde arkadaşlar. İkinci sırayı da kısa trabzanlar yaparak bakın son ilmeğe kadar geldim. Bu başlangıçta bir zincir çekerek oluşturduğumuz kısa trabzanın tepe noktasına tığ takıyorum kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyoruz. Bakın bu şekilde. ikinci sırayı bitirdik. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada yine aynı şekilde gördüğüm bu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip edenleri de trabzan olarak devam ediyorum. Bakın her ilmeği birer defa yapıyoruz. Şu anda üçüncü sıradayız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederek toplam 7 sıra bu kısa trabzanlardan yapalım. 40 ilmek ile başladığımız bacağın örgüsünü bakın 7. sıraya kadar kısa trabzanlar yaparak tamamladım. Hiç arttırma yapmadık buraya kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sıranın sonundayım. Son ilmeğe bir kısa trabzan yaptım. Buraya tekrar bir kısa trabzan yaparak arttırma yapacağız. Bu sıradan itibaren artık her sıranın sonunda birer defa arttırma yapacağız arkadaşlar. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı ilmek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Bakın kısa trabzan yapıyorum yine. Bir defa da çektim. Bu son ilmeği iki trabzan yapmış olduk. Başlangıçta bulunan bu ilmeği kaydırma tekniği yaparak kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Gördüğüm bu ilk ilmek üzerine bir kısa trabzan yapıyorum. Takip edenlere de birer defa kısa trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar hiç arttırma yapmadan kısa trabzanlar yaparak devam edelim. 8. sıranın sonuna geldim. Burada da aynı şekilde son ilmeğe bir kısa trabzan yaptım. Tekrar aynı ilmek içerisine bir kısa trabzan daha yapıyorum. Arttırma yaptık bakın. Başlangıçta bulunan bu ilmek ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Bu 7. sıradan itibaren her sırada birer tane trabzan fazla yapmış olmamız gerekiyor arkadaşlar. Sayarak yaparsanız daha iyi olur bir zincir çekiyorum 9. sıradayız 9. sırada bakın bu ilk gördüğüm ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum kısa trabzan yapıyorum ama bakın şu şekilde bir defa da çekiyorum bakın alıyorum bir defa da çekiyorum bu sıra sonlarında arttırmalar yaparak örgümüzü devam ettirelim bacak boyunu sizin yapacağınız ölçüye göre kaç sıra yapacaksanız o kadar yapabilirsiniz arkadaşlar benim bir bacak boyunun 12-13 sıraya ihtiyacım var bu şekilde sıra sonlarında birer trabzan arttırması yaparak örgümüze devam edelim bacağın örgüsünü bakın 7. sıradan itibaren arttırmalar yaparak devam ettim toplam 2 4 6 8 10 12 13 sıra ile bitirdim. 13. sıranın sonunda tekrar bir arttırma yapıyorum bakın. Son ilmeğe bir trabzan arttırması yapıyorum. Başlangıç ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Bakın böylece ben bacağın yüksekliğini bitirdim. Şimdi bu bacağın aynısından diğerini de yapalım. İki bacağı birleştirip gövde ile devam edeceğiz. Buna 40 ilmek ile başlamıştık. Diğer bacak örgüsü için de 40 zincir çekiyorum. Bakın şu şekilde 40 zincir çekelim. 40 zinciri çektim. Aynı bu bacağı yapmış olduğumuz gibi iki ucunu birleştiriyorum. Bakın. Başta bulunan ilmeğe tığ takıyorum kaydırma tekniği yaparak birleştirmiş oldum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer bacağı başlamış olduğumuz gibi kısa trabzanlarla başlıyorum. Ve bu şekilde bu bacağı yapmış olduğumuz gibi bu bacağın örgüsünde 7 sıra 40 ilmek ile devam edelim. 7. sıradan itibaren sıra sonlarında arttırmaları yapalım. Bunu 13 sıra yapmıştık. Bu bacağın örgüsünde her sıra sonunda arttırmalar yaparak tamamlayalım. Tulumun ikinci bacağının örgüsünü de ilk yaptığımız bacak örgüsünün sıra sayısınca tamamladım. 40 ilmek ile başladık. 7. sıradan itibaren sıra sonlarında birer defa arttırma yaptım. 13 sıraya tamamladım bakın. 2 4 6 8 10 12 13. 13. sıranın sonunda bir sırada 47 ilmek var. Şimdi bu iki bacağı birleştireceğiz. Gövdeyi tek parça halinde devam edeceğiz. Bir zincir çekiyorum. Bakın diğer bacağı elime alıyorum. Çekmiş olduğum bu bir zincire burada son ilmek ile şu şekilde ilmeği alıyorum kaydırma tekniği yaparak birleştiriyorum bakın bir zincirle birleştirdim bir zincir çekiyorum örgüyü çeviriyorum çekmiş olduğum bu arada bulunan bir zincir üzerine kısa trabzan yapıyorum örgümü şekline bakıyorum böyle gideceğiz arkadaşlar ve gördüğüm bu ilmek üzerine kısa trabzan yapıyorum ve takip edenleri de kısa trabzan olarak devam ediyorum Bu bacağın örgüsünü kısa trabzanlar yaparak bu bir zincir çektiğimiz birleştirdiğimiz yere kadar devam edelim. Bakın bu bacağın örgüsünün sonuna geldim. Burada bir zincir çekmiştik. Bakın oraya sıraya başlarken bir kısa trabzan yapmıştık. Aynı ilmek içerisine bir kısa trabzan yapıyorum ve hemen diğer bacağın örgüsüne geçiyorum. Bakın diğer bacağın ilk ilmeğine kısa trabzan yaptım ve devam ediyorum. Bu şekilde devam edelim. Bakın bu ilk başladığımız yere kadar bu bacağın örgüsünün tamamını kısa trabzan olarak devam ediyoruz. Bu bacakta son ilmeği de yapıyorum. Bakın son ilmeği yaptım. Diğer bacağı ilk başladığımız bu bir zincirin üstüne yaptığımız ilmeğe geldim. Bakın ipi tığın üzerine almadan bu ilmeğe tığı takıyorum. İpi alıyorum. İçerisinden geçirdiğim tığın üzerindeki ilmekten de geçirdim. Kaydırma tekniği yaparak burayı kapamış olduk. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Her sırada örgüyü çevirmeyi unutmayalım. Bu gördüğüm ilk ilmek üzerine bir kısa trabzan yapıyorum. Bir defa da çektiğim bir trabzan bu. Bakın şu şekilde ve devam ediyorum. Gördüğüm her ilmeği birer defa olmak üzere kısa trabzanlar yaparak devam edelim. Bakın zaten tulumumuz birleşti. İki bacağı birleştirdik. Artık gövde olarak devam edeceğiz. Bu başlamış olduğumuz kısa trabzanı bu şekilde devam edelim. Bütün ilmeklere birer defa olmak üzere kısa trabzanlar yaparak buraya kadar gelelim tulumun bacak örgüsünü birleştirdikten sonra gövde örgüsünde ikinci sırada da her ilmeğe birer defa kısa trabzanlar yaparak sıra sonuna geldim. Bakın burayı bir defa daha göstermek istiyorum takılmayın diye arkadaşlar. Bu ilk sıraya başladığımız ilmeğe tığ takıyorum. İpi alıyorum. Kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum gördüğüm ilk ilmeğe bir kısa trabzan yapıyorum ve takip eden ilmekleri de kısa trabzan olarak devam ediyorum gövdenin örgüsünü bu şekilde devam ettireceğiz artık bakın elde ettiğimiz bu sayılarla bu şekilde tulumun gövde yüksekliğini tamamlayalım tulumun gövde örgüsünü benim için gerekli olan yüksekliğe kadar ördüm A ortasından itibaren kas sıra ördüğümü sayıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. 24 sıranın sonunda benim için gerekli olan yüksekliği ben elde ettim. Santimetre olarak da ölçüsünü vereyim size. Bakın şu şekilde santimetre olarak da 16 santim. Bu 16 santim benim yapacağım büyüklükte bir tulum için yeterli. Şimdi bel lastiğinin olduğu bölümü yapacağız. Bel lastiğini yaparken roba bölümünde belirlemiş olacağız arkadaşlar. Ben bu şekilde iki işaret taktım. Bu işaretleri nasıl taktığımı size anlatmak istiyorum. Bakın tulumu şu şekilde ikiye katlıyoruz. Bakın dönüş yaptığımız başlangıç yerimiz arka orta şu şekilde düzgünce katladığımız zaman uçtan sayıyorum bakın 2 4 6 7. trabzana işaret taktım buradan da aynı şekilde bakın 2 4 6 7. trabzana işaret taktım bu ortada olan roba bölümü olacak bu işarete kadar her iki taraftan lastik örgüsü yapacağız lastik örgümüze başlayalım bir zincir çekiyorum, örgü Bakın çeviriyorum gelişine göre. Bu ilk ilmek, bakın ilk trabzanı şu şekilde boşluktan alıyorum. Tepe noktasına böyle batmıyorum. Boşluktan alıyorum ipi alıp yine kısa trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden bu trabzanı ters taraftan boşluktan aldım. Trabzan yapıyorum ipi tığın üzerine alıyorum bakın üçüncü olan benden taraftan görünüyor boşluktan aldım trabzan yaptım yine kısa trabzanlar yapıyoruz ters taraftan alıyorum trabzan yapıyorum düz taraftan bakın tığı taktım ip alıp çekiyorum bir defa da çekiyorum yine kısa trabzan olarak devam ediyoruz bir içten bir dıştan boşluklardan alarak trabzanları yapıyoruz. Bakın bu şekilde lastik görüntüsü elde ediyoruz arkadaşlar. Bu ilk işareti taktığımız yere kadar lastik örgüsüne devam edelim. Trabzanları bir içten bir dıştan alarak bakın işaret yaptığımız yere geldim. İşaretten bir önce ters tarafta görünen trabzan bakın. Bu işaret yaptığımızın bizden taraftan görünen trabzan olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın bunu bizden taraftan görünen trabzan yapıyoruz. Eğer denk gelmezse arada iki trabzanı tersten alabilirsiniz. Bir sorun olmaz. Lastik örgüsü olduğu için bir sorun yaşanmaz onda. Bakın işaret taktığım yeri düz benden taraftan olan trabzan yaptım. Şimdi artık düz devam edeceğiz arkadaşlar. Burada lastik uygulaması yapmayacağız. Bu işareti yaptığımız yerden itibaren lastiğe devam edeceğiz. Burada Roba başlangıcı olduğu için burada bir kesme işlemi yapmak istiyorum. Bu ilk ilmeğe bakın, tığı taktım, trabzan yapıyor gibi yaptım, bekletiyorum. Tekrar ipi tığın üzerine aldım, takip eden ilmekten de ip aldım, bekletiyorum. Bakın, tığın üzerindeki iplerin hepsinin içerisinden bir defada çekiyorum. İki ilmeği kesme yaptık, burada tek ilmek oluştu. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip edenleri tepe noktalarına batarak trabzan yapıyorum. Kısa trabzanlar yapıyoruz. Bu şekilde kısa trabzanlar yaparak bakın burada işaret taktığımız buradan 2 ilmek öncesine kadar buraya kadar kısa trabzanlara devam edelim diğer işaret yaptığımız yerden bakın bir iki ilmek kaldı buraya kadar düz trabzanlar yaptık şimdi burada tekrar bir kesme işlemi yapacağız bakın bu ilk ilmeğe tığ takıyorum ip alıp bir defa çekiyorum bekletiyorum tekrar ip alıyorum takip eden ilmekten de aynı şekilde ip alıp çekiyorum şu anda 1 2 3 4 5 ilmek var İp alıp hepsinin içerisinden çekiyorum kesme işlemi yaptık burada da bakın kesme işlemi yapmıştık arkadaşlar aynısı oluyor takip edenleri lastik uygulaması yapacağız bu işaretli olanı benden taraftan bakın boşluktan aldım trabzan yapıyorum takip edeni ters taraftan alıp trabzan yapıyorum diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi bir içten bir dıştan boşluklardan alarak devam ediyoruz Bakın sıraya başladığımız yere geldim. Buraya kadar lastik örgüsü yaptım burada. Şimdi bu son yapmış olduğum bakın benden taraftan görünüyor. Burada kalan bu da ters taraftan görünen olacak arkadaşlar. Bir zincir çekmiştik başta. Onun bu son ilmeğe bakın tığ takıyorum. ip alıp çekiyorum. Kaydırma tekniği yaparak sırayı kapamış olduk. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde yapacağız. Tulumun şeklinde görelim. Bakın burada lastik bölümlerini oluşturduk. Roba bölümü düz duruyor bakın. Örgüyü çevirmiştik. Trabzanları nasıl görüyorsa öyle alıyoruz. Bakın ilk trabzan ters taraftan görünüyor. Ters taraftan alıp trabzan yapıyorum. Takip eden düz taraftan görünüyor. Düzden alıp trabzan yapıyorum. Boşluklardan alıyoruz yine arkadaşlar. Bakın boşluğa takıyorum. Alıp trabzan yapıyorum. Burada bu işaret yaptığımız yerde bulunan lastiğe kadar devam edelim. Bakın işaretli yerde bulunan son lastiğe geldim. Buna lastik yaptım düz trabzanları yapacağız şimdi bu tersten giderken kesme yapmıyoruz arkadaşlar sadece düzden yaparken roba bölümünde kesmeler yapıyoruz bakın burada bu gördüğüm ilk ilmeğe kısa trabzan yapıyorum takip edenleri de kısa trabzan yapıyorum Bakın böyle. Roba bölümünde düz trabzanlar yapıyoruz. Tersten geldiğimiz için kesme yapmadık. Düz devam ettik. Bu şekilde burayı düz trabzanlar yapalım. Lastik örgüsünü de nasıl görüyorsak o şekilde yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde yaparak bakın sıra sonuna geldim. Roba bölümünde düz trabzanlar yaptım. Lastik örgüsünde nasıl görüyorsam önde gördüklerimi önden, arkadan gördüklerimi arkadan alarak trabzan yaptım. Son ilmeği başlangıç ilmeği ile şu şekilde kaydırma tekniği yaparak birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Tekrar bu sırada nasıl görüyorsa böyle yapıyoruz. Bakın, bu ilk trabzan benden taraftan görünüyor takip eden ters taraftan görünüyor. Gördüğümüz gibi alarak bu roba başlangıcına kadar devam edelim. Lastik örgüsünü nasıl görüyorsam o şekilde alarak bakın içte gördüğümü içten, dışta gördüğümü dıştan alarak roba başlangıcına geldim. Burada da son lastiği bakın benden taraftan görüneni yaptım. Şimdi burada kesme yapmamız gerekiyor tekrar arkadaşlar. Bakın düz taraftan giderken kesiyoruz kesmeleri. Ters taraftan yaparken kesme işlemi yapmıyoruz. Nasıl görüyorsak o şekilde yapıyoruz. Bu ilk ilmeği bakın tığı takıyorum. ip alıp çıkarıyorum. Takip eden ilmeği de aynı şekilde ip aldım çıkardım. Tek ilmek haline getirdim ipi tığın üzerine alıyorum devam ediyorum bakın artık kesme yapmıyorum devam ediyoruz buraya kadar devam edelim burada bakın 2 ilmek kalınca tekrar kesme işlemi yapacağız roba bölümünde düz trabzanlar yaparak bakın buraya kadar geldim burada 2 ilmek kaldı lastik görünümünden önce bunu tekrar burada yapmış olduğumuz gibi kesme işlemi yapacağız. 2 ilmeği tek ilmek haline getireceğiz. Bakın ilk ilmeğe tığ taktım, ip aldım, çektim. 3 ilmek var. 1 2 3. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmek üzerinden de bir ilmek çıkardım. 5 ilmek var. İpi alıp çekiyorum. Kesme işlemi yaptık. Takip eden ilmek bakın benden taraftan görünen lastik benden taraftan alıp trabzan yapıyorum ters taraftan görünüyor ters taraftan alıp trabzan yapıyorum kısa trabzanlar yapıyoruz ama bakın İkinci kesmelerimizde bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar sıra sonuna kadar nasıl görüyorsak o şekilde alarak devam edelim trabzanlar yine nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak bakın sıra sonuna geldim başlangıçta yapmış olduğumuz bu ilmek ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapadım bir zincir çekiyorum örgüyü çeviriyorum tekrar nasıl görüyorsam öyle yapıyorum bakın ilk trabzan ters taraftan görünüyor ters taraftan boşluğa taktım trabzan yapıyorum takip eden benden taraftan görünüyor benden taraftan aldım trabzan yapıyorum yine aynı şekilde lastik örgülerini nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak bu roba başlangıcına kadar gidelim. Orada kesme yapmadığımızı, düz devam ettiğimizi size göstermek istiyorum. Lastik örgüsünde trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alarak bakın roba başlangıcına geldim. Son roba başlangıcında olan bakın bu trabzan benden taraftan görünüyor. Artık burada düz devam ediyorum kesme yapmıyoruz. Tersten yaptığımız zaman kesme işlemi yapmıyorduk. İlk ilmeğe tığ takıyorum. Kısa trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Her sırada yani düz gittiğimiz sıralarda kesme yapıyoruz. Birer ilmek kesme yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam ederek roba bölümünü Düz trabzanlar yapalım, lastik örgüsünde lastik yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alarak bakın. Sıra sonuna geldim, ilk ilmek ile kaydırma tekniği yaparak birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum, ipi burada kesiyorum. Bel lastiğini burada bitirdim. Bakın bu bel lastiği yeterli olduğunu düşünüyorum. Ama siz az derseniz bir sıra daha yapabilirsiniz. Şimdi örgümüze roba ile devam edeceğiz. Bakın roba için buradan 1, 2, 3, 4 lastik görünümü gerekiyor bize. Bu 4 lastik görünümün buradan ipin ucunu bağlıyorum. Bir defa düğüm atalım. ilk görünen trabzan var bakın benden taraftan görünen buna tığı takıyorum bağlamış olduğum ipten şu şekilde bir ilmek oluşturuyorum bir iki zincir çekiyorum ipi tığın üzerine alıyorum takip eden bakın ters tarafta görünüyor ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum bir sonraki benden taraftan görünüyor boşluktan alıp trabzan yapıyorum terste görünüyor ters taraftan alıp trabzan yaptım düzde görünüyor düzden alıp trabzan yaptım tersten aldım trabzan yaptım düz bakın bu düzden aldım trabzan yaptım 4 lastik görünümünü yaptık diğer taraftan da aynı şekilde 4 lastik görünümü yapacağız İpi tığın üzerine alıyorum burada tekrar bakın düzden düz tarafını yapıyoruz onun için kesme yapacağız İlk ilmekten çıkardım bekletiyorum ikinci ilmekten çıkardım bekletiyorum hepsini bir defada çekiyorum İpi tığın üzerine alıyorum trabzanlara devam ediyorum burada iki ilmek kalasıya kadar devam edelim trabzanları yaptım bakın burada bir iki ilmek kaldı İlk ilmeği tığ taktım, ip aldım, çektim, bekletiyorum. Takip eden ilmekten de tığ taktım, ip aldım. 5 ilmeğin içerisinden ip alıp bir defa da çekiyorum. Kesme yaptık. Lastik örgüsünü bakın ilk lastik örgüsünü nasıl görüyorsam o şekilde lastik yapıyorum. Tersten görüp tersten alıyorum. Düz yapıyorum. tersten yaptım. Düz yaptım. Tersten boşluktan aldım, yaptım. Düz aldım, yaptım. Bakın 1 2 3 4 lastik görünümü var. Buradan geriye dönüyoruz. 1 2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Lastik örgüsünü nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 4 lastik görünümünü trabzan yapıyoruz. Bakın lastik görünümlerini bitirdim. Burada 4 lastik görünümü oluştu. 1, 2, 3, 4. Şimdi burada kesme yapmıyoruz. Tersten yaptığımız için kesme işlemi yapmıyoruz. Trabzanlara, tepe noktalarına batarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam edelim. Trabzanların üzerinden trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim roba bölümünde bulunan trabzanları kısa trabzanlar yaptım lastik bölümünde de bu dört lastik görünümlü olanları bakın düz olanları benden taraftan aldım terste olanları tersten alarak sıra sonuna kadar tamamladım 1 2 zincir çekiyorum lastik örgüsünde nasıl görüyorsa o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum ilk bakın tersten görünüyor tersten aldım trabzan yapıyorum benden taraftan görünüyor benden taraftan aldım trabzan yapıyorum tersten görünüyor tersten aldım benden taraftan aldım tersten aldım düz taraftan aldım 4 lastik görünümünü tamamlamış olduk bakın 1 2 3 4 bu 4 lastik görünümü her iki taraftan roba bitisiye kadar devam edecek Burada tekrar kesme işlemi yapıyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk ilmeğe ilmek aldım, çıkardım. Takip eden ilmekten de ilmek aldım, çıkardım. Çekiyorum. Kesme işlemi yaptım. Takip edenleri kısa trabzan olarak devam ediyorum. Diğer lastik örgüsünden 2 ilmek öncesine kadar devam ediyoruz. kısa trabzanlar yaparak bakın burada iki ilmek kalasıya kadar ördüm bu iki ilmeği kesme işlemi yapacağız bir defa çıkardım bekletiyorum takip eden ilmekten de aynı şekilde aldım İpsin içerisinden bir defa da çektim kesme işlemi yaptık bu kenarda bulunan 4 lastik örgüsünü gördüğüm gibi alarak trabzanlar yapıyorum son lastik örgüsünde yaptım bakın robamızın şekli böyle oldu arkadaşlar her sırada eksiltme yaptık düz gelirken eksiltme yaptık ama tersten giderken eksiltme yapmadık bir zincir çekiyorum örgüyü çeviriyorum lastik örgüsünü nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alarak trabzanlar yapıyorum tersten gidiyoruz şu anda tersten gittiğimiz zaman kesme işlemi yapmıyorduk bakın ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum ve devam ediyorum bu şekilde burayı düz trabzanlarla devam edelim lastik örgüsünde lastik olarak tamamlayalım tulumun tersten örgüsünü bakın sıra sonuna kadar tamamladım tersten gelirken kesme yapmadık buraya kadar 1 2, 3, 4 defa kesme işlemi yaptık. Bu robanın başlangıcında size sayıları vermeyi unuttum. Bu ilk sırada benim 27 ilmek vardı. Kestiğim zaman ikinci kesmeden sonra 25 kaldı. Üçüncü kesmeden sonra 23, 21. Şu anda 19 ilmek var. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ilmek var arada. Burayı 19 ilmekle bitirmeyeceğiz. Kesmelere devam edeceğiz. Bakın sıra başında 1 2 zincir çekiyorum. Lastik örgüsünü nasıl görüyorsam o şekilde alıyorum. Kesme işlemi yapmak için bakın ilmekten ilmek alıp iki ilmeği tek ilmek haline götürüyorum. Bu şekilde iki sıra daha kesme yapalım. Bu arada 15 ilmek kalasıya kadar kesmelere devam edelim. İki sıra daha kesme yaptım. Bakın burada artık ilmek sayımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 ilmek ile ben örgüye devam edeceğim arkadaşlar. Kaç sıra kesme yaptığımda size sayayım. Bakın 1, 2 3 4 5 6 yerde kesme yaptım 6 sırada ters taraftan gelirken de düz yaptım tulumun roba örgüsünü bu sayılar ile devam ettireceğiz ama artık kesme işlemi yapmayacağız bakın 1 2 zincir çekiyorum ipi tığın üzerine alıyorum lastik örgülerini nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alarak trabzanlar yapıyorum Gövde örgüsünde olduğu gibi kısa trabzanlar yapıyoruz ama arkadaşlar. Lastik örgüsünü bitirdim. Buraları artık kesme işlemi yapmıyoruz. İlk ilmeğe bakın trabzan yaptım. Takip edenleri de trabzan yapıyorum. 15 ilmek var zaten bu arada şu arada 15 ilmek ile sıra sonuna kadar devam edelim lastik örgüsünde lastik örgüsü yapıyoruz bakın burada da kesme yapmıyorum düz örgülerin bittiği yerde de kesme işlemi yapmıyorum düz trabzan yapıyorum Lastik örgüsüne geldim. Lastik örgüsünü nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdiki sırada bu düz yaptığımız trabzanları da lastik örgüsü yapacağız. Bu lastik örgüsü yapacağımız için bu sayının tek olması gerekiyor arkadaşlar. Benim 15 sizin belki daha fazladır. 17, 19, 21 o şekilde tek sayı olmasına dikkat edelim. Yoksa lastik örgüleri denk gelmez. Bakın 1, 2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeği benden taraftan aldım. Trabzan yaptım. Takip edeni ters taraftan lastik örgüsü nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapıyorum. Burası ters tarafı o yüzden biraz karıştırıcı olabilir. Bakın bu düz tarafından en son yapmış olduğum düz görünen burada görünen trabzan onun için bu takip edeni benden taraftan boşluktan aldım trabzan yaptım takip eden bakın bu düz olan trabzanı ters taraftan boşluktan aldım trabzan yaptım bakın lastik örgülerine devam ediyoruz arada tersten görünenleri unutmayalım takip eden trabzanları da bir düz bir ters bir düz bir ters boşluklardan alarak devam ediyoruz bakın ters taraftan aldım trabzan yaptım benden taraftan boşluktan aldım trabzan yaptım lastik örgüsü oluşturuyoruz bu düz olan trabzanlardan. Eğer siz de buraya kadar geldiniz ama trabzanlarınız bir fazla geldi diye sökmenize gerek yok. Ters taraftan bir iki taneyi bir alırsanız tek sayı yapabilirsiniz. Bakın bu benden taraftan görünüyor takip eden lastik örgüsü ters taraftan görünüyor. Tek sayı olduğu için tam denk geldi sayılarımız. Bakın bu yaka bölümünde de lastik örgüsünü oluşturduk tekrar diyorum eğer sizin bu son yapmış olduğunuz sırada trabzan sayısı tek değil de çift sayı denk geldiyse ters taraftan yaptığınız ilmeği bir defa çift almanızda hiçbir sakınca olmaz yaka bölümüne yapmış olduğumuz lastik örgülerine bu şekilde devam ettireceğiz bakın bir sıra lastik örgüsü görünüyor kaç sıra sonra bu lastik örgüsüne başladığımızda sayalım bakın bu bel lastiğini yaptığımız yerden itibaren 2 4, 6, 8, 10 sıradan sonra 11. sırada lastik örgüsü yaptık. Şimdiki sırada düğme için düğme deliklerini de oluşturacağız. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk trabzanı gördüğüm gibi alarak trabzan yapıyorum. Bakın bir tersten yaptım. Benden taraftan boşluktan aldım. Trabzan yaptım. Şöyle bakıyorum. Düğme deliğini bakın buraya yaparsak iyi olacak. Bu tersten görünen trabzan var. Bir zincir çekiyorum. Buna hiçbir işlem yapmıyorum. Bakın tersten görüneni yapmıyorum. Atlıyorum. Düz benden taraftan görünene trabzan yapıyorum. Burada bunu atlamış olduk. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip edenleri nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapıyorum. Sıra sonunda da aynı şekilde bakın kaç trabzan var? 1, düz, 1 ters 2, bir de kenarda 3. 4 ilmek kalasıya kadar bakın Bu 1, 2, 3, 4 ilmek kalasıya kadar trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak devam ediyoruz. Burada bakın 1, 2, 3, 4 trabzan kaldı. Bir zincir çekiyorum. Bu terste görünen bakın bu trabzanı atlıyorum. Hemen takip eden bu benden taraftan görünen trabzanı düz alıp trabzan yapıyorum. Takip edeni de nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Tekrar lastik örgülerine devam ediyoruz gördüğüm gibi aldım bakın düğme deliği için bir zincir çektiğimiz yere geldim İpi tığın üzerine alıyorum bu zincir boşluğuna bir trabzan yapıyorum takip eden de nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum diğer düğme deliğini yaptığımız yere kadar bu şekilde devam ediyoruz bakın burada düğme için düğme deliğini oluşturmuş olduk diğer düğme deliğinin olduğu yere kadar devam edelim lastik örgüsünde trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alarak bakın diğer düğme deliğinin olduğu yere geldim ipi tığın üzerine alıyorum Bu bir zincir çekmiş olduğumuz boşluğa bir trabzan yapıyorum takip edenleri gördüğüm gibi alarak trabzan yapıyorum zaten 3 trabzan var bakın burada en son boşluğa taktım trabzan yaptım bir 2 zincir çekiyorum örgüyü çeviriyorum şimdi son sırayı yapacağız bakın 2 zinciri çektik lastik örgüsünü nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak yapıyorum bu bir zincirin üzerine bir trabzan yapmıştık o ters taraftan ters taraftan aldım trabzan yaptım trabzanları gördüğüm gibi boşluktan alarak devam ediyorum. Bakın burada bir düğme deliği oluşturmuş olduk. Diğer düğme deliğinin olduğu bakın bu bir trabzan yaptığımız yere kadar devam edelim. Diğer düğme deliğini yapmış olduğumuz yere geldim bakın. Bir zincir üzerine bir trabzan yapmıştık. O trabzanı ters taraftan olacak şekilde alıyorum. Trabzan yapıyorum. Benden taraftan aldım. Trabzan yaptım. Tersten aldım. Trabzan yaptım. Son trabzan da yapmış oldum. Bir zincir çekiyorum. İpi burada kesiyorum artık. Bakın. Böylece roba bölümünü bitirmiş olduk. Düğmeler içinde her iki tarafta bu şekilde düğme deliği oluşturduk. Düğmenin deliklerinin üzerinden de bakın trabzanlara devam ettik. Askılara geçmeden önce bu roba yüksekliğinin kaç santim olduğunu size söyleyeyim arkadaşlar. Enini ölçüyorum. Bakın bitmiş haliyle yakanın eni 13 santim. Roba yüksekliğini ölçüyorum. Bu lastik örgüsüne başladığımız yerden itibaren bitmiş haliyle 11 santim. Bu bel lastiğini bakın bırakıp robaya başladığımız yerden itibaren ölçüyorum. 8 santim. Bu da benim için yeterli bir yükseklik oldu. Şimdi askı bölümüne geçeceğiz. Askıyı yapmak için bakın tulumun arkasını çeviriyoruz. Bu bel lastiğinde kaç lastik görünümü olduğunu sayalım. Tam ortayı bulalım. Sayıyorum bakın bu roba'ya başladığımız lastikten itibaren 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 lastik görünümü var bakın diğer roba başlangıcına kadar bu 23'ün 11 bir tarafta 11 bir tarafta bırakırız. Bakın bu ortada olan 12.'ye şu şekilde bir işaret takıyorum. 2 4 6 8 10 11 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tam ortası burası arkadaşlar. Bakın orta noktası burasıydı. Buradan sayıyorum. 1, 2 lastik görünümünü atlıyorum. Trabzan olarak sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 trabzan atlıyorum. 6. trabzana bu şekilde ipin ucunu bağlıyorum askımızı yapmaya başlıyoruz bu benden taraftan görünen bakın ilk lastik örgüsünden bir ilmek çıkarıyorum bir iki zincir çekiyorum takip eden ters taraftan ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum bu ön robalar bakın 1 2 3 4 lastik görünümü yapmıştık askılarda da aynı şekilde 4 lastik görünümü yapacağız bir lastik görünümünü yaptım 2. benden taraftan olan lastik bakın. Tersten alıyorum. 3. tersten alıyorum. Bakın dördüncü. Bu işaretleri artık çıkarabiliriz. Buraya askı için 1 2 3 4 lastik görünümünü yaptım. 1-2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Lastik örgüleri nasıl görüyorsam o şekilde yine kısa trabzanlar olarak trabzan yapıyorum. Boşluktan alarak yapıyorum. En sonda olan da boşluktan aldım. Trabzan yaptım. 1-2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın bu 4 lastik görünümüyle askının örgüsünü devam ettiriyoruz. Toplam 7 trabzan oluyor. 4 bizden taraftan görünen var. Bakın 1, 2, 3 de ters tarafta görünen trabzanlar var. Toplam 7 trabzan ile askının örgüsünü devam ettiriyoruz. Bakın bu şekilde. Askının örgüsü bu şekilde devam edecek. Diğer askıyı da başlayalım. Bakın bu işaretten sonra 2 lastik örgüsü bırakarak üçüncüden başlamıştık. Burada da aynısını yapıyoruz. 1 2 lastik örgüsü bundan başlayacak. 1 2 3 4. lastik örgüsü buradan diğer askıyı başlatıyorum arkadaşlar bakın. Yine aynı şekilde ipi bağlıyorum. ilk lastik örgüsüne tığ takıyorum. İpten bir ilmek oluşturuyorum. 1 2 zincir çekiyorum tersten gördüğümü tersten alarak trabzan yapıyorum benden taraftan gördüğümü benden taraftan alıp trabzan yapıyorum 4 lastik örgüsü görünümünü yapalım bakın 4 lastik örgüsünü tamamladım 1 2 3 4 buradan geriye dönüyorum 1 2 zincir çekiyorum örgüyü çeviriyorum nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum bir iki zincir çekiyorum sıra sonunda örgüyü çeviriyorum gördüğüm gibi alarak trabzan yapmaya devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Her iki askının uzunluğunu bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Ortada bakın 1, 2, 3, 4, 5 lastik görünümünü bıraktık iki askıyı da başlamış olduk. Askının uzunluğunu bu şekilde devam ettirelim. Tulumun her iki askısını ben eşit uzunlukta ördüm. Kaç sıra ördüğümü sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 sıranın sonunda benim için gerekli yüksekliği elde ettim. Bir de santimetre olarak ölçüsünü veriyorum. Bu sıra sayısı sizin elinizin sıklığına göre değişebilir arkadaşlar. Ölçtüğüm zaman 25 santim askı uzunluğu var. Bu da benim yapacağım ölçüde bir tulum için yeterli. Siz bunu yapacak olduğunuz bebeğinizin boyuna göre ayarlama yapabilirsiniz. Askılarını bitirdik. Şimdi ben bakın bir de böyle Bacak bölümünün ucuna bu şekilde lastik örgüsü yaptım. Bebeğin ayak bileğinde biraz sıkıca kavrasın diye bunu da sizinle birlikte yapalım. Bakın buradan tuluma başladığımız yerden ipimi bir bağlantı yapıyorum. Zincir çektim, sağlamlaştırdım. Bir düz bir ters alarak lastik örgüsü yapacağız arkadaşlar ipi tığın üzerine alıyorum Bakın bu gördüğüm ilk kısa trabzanı tığ boşluğa takıyorum ilmek alıyorum kısa trabzan yapıyorum buralarda yaptığımız örgünün aynısını yapıyoruz bir düz bir ters boşluklardan ararak kısa trabzan yapıyoruz diğerini ters taraftan boşluğa tığı takıyorum kısa trabzan yapıyorum Bakın bunu düz tarafa boşluğa takıp kısa trabzan yapıyorum. Bir düz bir ters boşluklardan alarak kısa trabzanlar yapıyoruz. Böyle bir düz bir ters boşluklardan alıp kısa trabzan yaparak başladığımız yere kadar devam edelim. Bu sırada bir düz bir ters boşluklardan alıp kısa trabzan yaparak bakın sıra sonuna geldim görüntü olarak da böyle bir şekil oluştu bakın burada en son yapmış olduğum ilmek ile ilk yaptığım ilmeği birleştiriyorum bakın sırayı birleştirdim bir üst sıraya çıkmak için iki zincir yapıyorum bu sırada bu yapmış olduğumuz bakın bir düz bir ters kısa trabzanlar yapmıştık. Bunu nasıl görüyorsan o şekilde boşluklardan alarak kısa trabzan yapacağız. İlk görünen bakın düz görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıp kısa trabzan yapıyorum. Bir diğeri ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp kısa trabzan yapıyorum. Bu düz tarafta görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıp kısa trabzan yapıyorum nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alarak kısa trabzan yapıyorum. Böyle bakın. Bu sırayı bu şekilde devam edeceğiz. Nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alıp kısa trabzan yapacağız. Sıra sonuna gidince yine ilk ilmek ile kaydırma yaparak birleştiriyoruz bir üst sıraya çıkıyoruz. Sıralar bu şekilde devam ediyor. Bu genişliği siz ne kadar istiyorsanız o kadar sıra sayısınca yapabilirsiniz. Ben bu diğerini kaç sıra yaptığımı sayıyorum. Görüntü olarak bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra görünüyor. Bunu da aynı şekilde 6 sıra yapıyorum. Siz yapacak olduğunuz genişliğe göre sıra sayısını tamamlayalım gelelim. Ben lastik örgüsünü 6 sıra olarak tamamladım en son ilmek ile ilk ilmeği bakın birleştirdim ipi burada kesiyorum sayıyorum bakın 1 2 3 4 5 6 sıra lastik görüntüsünü elde ettim benim için yeterli bakın bu şekilde oldu arkadaşlar çok güzel bir tulum yaptık Böylece tulumumuzun örgüsünü de bitirmiş olduk. Düğmelerini de dikelim. Tulumumuzu son haliyle bir görelim. Tulumun düğmelerini de diktim ben arkadaşlar. Bakın askının uçlarına bu şekilde iki adet düğme diktim. Bu askıları ister bebeğinize çapraz olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde isterseniz düz olarak takabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz öyle kullanabilirsiniz bakın ben çapraz takıyorum arka görüntüsü böyle oluyor bakın giydirdiğimiz zaman çok güzel oldu çok tatlı güzel bir ve kolay bir tulum yaptık bakın gördüğünüz gibi size bitmiş olarak ölçülerini de vermek istiyorum genişliğini ölçüyorum bakın buradan ölçüyorum Ölçtüğüm zaman 22 santim genişlik var. En geniş yerden bakın buradan ölçüyorum. Buradan ölçtüğüm zaman 24 santim genişlik var. Yüksekliğini ölçüyorum. Robanın bittiği yerden bacak boyuna kadar olan yüksekliği ölçüyorum. 36 santim. Bu bakın robayı ayırdığımız yerden itibaren ölçüyorum. 29 santim. Bacak boyunu ölçüyorum. 12 santim. Genişliğini ölçüyorum. Bakın bacak genişliği buradan. 9,5 santim. Bu bacağına yapmış olduğumuz lastiğin genişliğini ölçüyorum. 3 santim genişlik var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem örgüsü çok kolay hem de çok şirin bir tulum oldu. Siz bu tulumu istediğiniz renkler ile örebilirsiniz. Hem kız hem erkek bebeklerimiz için yapılabilecek bir model. Bakın ilk önce bacağına yapmış olduğumuz bu lastiğin buradan geriye bükerek bu şekilde bir görüntü olarak kullanabilirsiniz. Böyle de çok şirin oluyor. Bebeğin boyu uzadığı zaman bunu açarak kullanabilirsiniz. Bakın çok tatlı, çok şirin oldu. Böylece bir örgü anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanala abonelik ücretsiz arkadaşlar. Hiçbir tereddütünüz olmasın. Sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.